Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tabii dek getirmeye de çalışacağız Ankara'yı. Programı güzel. Şartlara göre gideceğim yine. Şartlara göre de önerdiğim safkanlardan birincilik gelirse güzel bir ikramiye gitmeye çalışmış olacağız. Birinci koşusu şartlı bir meydanı, şartlı biri. İngilizlerin normalde İstanbul'da Foru plaseleri gelir, Ankara'da, Adana'da burası şaşar. AGF'ler ortak dağılmış durumda. İllaki bir sinyal atı mutlak olur bu tip yarışlarda. Duyum atları dediğimiz. Varsa duyumunuz tabii ki değerlendirin. Yani genel tecrübem olarak erken doğumlu taylar biraz daha ön planda olur. AGF çıkmış Vedat Abiş'te 4 nolu safkan. İyi koşması gerekir. Tercihli jokeydir. Tercihli iyi atlar, hazır atlar Ahmet Çelik gibi, Vedat Abiş gibi, Gökhan gibi jokeylere giderler. Ki bunların en iyisi Ankara, Adana'da atçıların tercihli jokey yaptığı Ahmet Çelik'tir. En hazır at ona gider. O yüzden de Altınoğlu safkanda şanslı olur bu tip şartlı birlerde. 4-6 sonrası yani dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Hiçbirine itiraz etmem bu şartlı birlerde. İkinci koşu handikap 15, handikap 1-2, yüksek AGF %45'te yalnız 2, burada 5 nolu safkan. Son iki koşusu berbat. Bir dördüncülük aldı ikinin arkasından, ona da kiloyu verdi haliyle. Mesafe 1300 olunca, 100 metre kısalınca 5 nolu safkan önde kalıp bitirebilir. İkinin sprintini beklemeyebilir. 5 o yüzden favorim, sürpriz atı grubun, mutlaka kuponlar da olsun dedim. Hala 2'ye çok güvenmiyorum bu AGF'sine rağmen. Dişi atlar 4-6 yine 2 rakip olacak safkanlar durumundalar. 2'nin yanına en azından 5'i işaretlemenizi tavsiye ediyorum. 4-6 ve diğer atlardan varsa inandığınız tabii ki ekleyebilirsiniz. 3. koşu şartlı 4. 3 yukarı İngilizlerin şartlı 4'ünde. Bu da yüksek AGF'si buranın 3 hard off üstüne. Yarışı çalışmalarını yaptığımda yani, bu atlar KV7 kazanmış Harda Füsni'nin şartlı 4'e gelmesi iki türden olur. Sebep olarak 1. Atının arkadaşların atlarının durumu cidden çok kötüdür yarış kazanmış olmasına rağmen anca şartlı 4 seviyesinde koşarız derler, buraya yazarlar. Başka yarış bulamamışlardır. Ve ya da hani kazanç olmadığı için şartı 4 şartı açık. O yüzden de yazılır. Kazanır mı? 3 AGF ile hani kazanırsa itiraz etmem. Kazanır. Hani gelmemezlik yok. Ancak şart tehlikeli. KV7 kazanıp bu aşağıya gruba inemezsiniz. İndiğiniz zaman sıkıntı baş gösteriyor. Rüzgar sonu da gelecek aynısı. O yüzden burada diğer atlara yer vermek zorundasınız. Çok emin inancınız yoksa, emin değilseniz bu tip yarışlarda tuttuğunuz atlardan, tek attığınız atlardan yanına mutlaka at ekleyin. 3-2 altın oğlu safkanın rakipleri olurlar bence. Lady Despina'dan iyi bir yarış gelir gelmesi gerekir. Bu şartın atı. Sürpriz at. Özcanlı. 3 yaşında dişi. 55 kilo. Yukarıdaki atların handikapları 70-80-90. Ya bir olmuyor. 3-2. O yüzden yanına 3-2'nin yanına ben altının eklenmesi taraftarı. Birinci altınlar için tabii. Hangisi kazanırsa da kabul. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Program zayıf kalmış. Koyamamış. Şartlı birileri koyarlardı buraya. Koymamışlar. Onun yerine şartlı 4'ü başlatıyorlar altılı. Altılıyı şartlı 4'le başlatıyorlar. Peki burada ne var? Burada da 1 ve 2 olayı var. Bu iki safkanda şartlı 4 atı değil. Yiğit Batuhan'ı, Mahir abiyi grup 1'e koyun tabela yaparlar. Şimdi grup 1, grup 2, grup 3 koşamıyorlar tabi. Yasaklılar. Kaizbert oldukları için. Kısa vadeleri silip süpürüyorlar.
Şartlı 4'te hayırdır ne işiniz var? İlgilileri Yiğit Batuhan, Mahir abi. Kazansanız ne olacak? Kazanmasanız ne olacak? Hikaye kayıtlar arkadaşlar. 1 ve 2. O yüzden dikkatli olun bu tip atlara. Yani yarış kayıtta kazanır, kayıtta da kaybedilir. Kayba koşma ihtimalleri çok yüksek olur bu tip atların. Buralarda, bu tip şartlarda at bulundurun her zaman için. 3 de buna benzer bir sapkan. Hayal et şeyleri. O da kurtenin atı. Onda da AGF yüksek. Yalnız kazanamıyorlar. Yani ihtiyaçları yok arkadaşlarına açıkçası. Bu şartta ihtiyaçları yok. Adamlar kısa vade atları bunlar. Alt gruptan at yazmanızı öneririm. İlk ayaktır AGF ağırlıklarını taşırlar bu 3 atta. Ve aşağıki gruptan mutlak kuponda at bulundurmanız gerekir. Zaten böyle güzel ikramiye gidersiniz. 1-2'yi yazalım bekleyelim. Tamam başka ata gerek yok. Ya da 3'ü de araya koyalım. Yeter. Yetmiyor işte. 7 Aldir Emin. O da Kaisvert'tir. Para kazanamayan 10 yaşında Kaisvert. Durup durup anında bir yarış kazanırlar. O gün bugün olur Aldir Emin. Hatırlarsanız İstanbul'da grup 3 kazandı böyle bir at. Bir zaman. Sonuncu atlardan biri çıkıyordu. Bu iş böyle. 4 Ali Bek. Ben en azından bu iki atın yazılması taraftarıyım. 5 de gelir, 6 da gelir. Eşit görmekteyim 1 ve 2 ile 5 ve 6'nın şansını. 3 pencere çıksa da tabii kapatalım. Böyle bir gruptur. Hani bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ediyorum. Sürpriz olasılığının yüksek olduğunu tekrarlamak istiyorum. Ya da tam tersini düşünen arkadaşlara. Ben AGF'leri yazarım. Ya bu Kaisvert'ler geçilir mi burada 1-2? Diğerleri boş yazar geçerim derseniz de tabii ki siz haklısınız o zaman. Öyle diyorsanız siz haklısınız. Tartışmaya kapalır böyle şeyler. 5. koşu. Handikap 16, handikap 1. Müslüm Çelik'le 4 nolu Safkan'ın tek olurluğu çok yüksek olduğunu, kazanmasını beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü rakiplerini biraz daha piyasa sürpriz atları 8 ve 7. 8 buranın sürpriz koşar atı, aradan etkilenmezse ganyanlı gelir. 7 gene yazılır. Bu 3 attan birinin kazanmasını, özellikle de 4 bu 8 yaşında Astrasyat'ın kazanmasını bekliyorum. Bu da Ankara'da tercihli jokey dediğim Çelik kardeşlerden Müslüm Çelik'ti. Çok eksik koşmadığı, koşturulmadığı sürece net kazanır da gördüm. 4 nolu Safkan'ı. Mesafe kısa, handikap 1. Hani yukarısı AGF atları var. Bu atlardan arkadaşlar, hani inanıyorsanız işaretleyin. Bir şey diyemem. Gelir gelmez. Genelde ikinci kalırlar. 2 gibi, 1 gibi atlar. Genelde ikinci çıkarlar. En iyi dereceleri. O yüzden aşağıdaki gruptan özellikle 4'ü önermekteyim ki 4 tek olurluğu bence yüksek. Sıkıntı biraz kazancı eksik olması ama 8 yaşında buraya takılmamaları gerekir. 4. 8 sürprizi 7 yazılır. Safkan'ı 3'ünden birinin kazanması gerekir. 6. koşu kısa vade 7. Burada 4 Azmin Zaferi var. Grup 2 ikinciliğinde sonraki yarışı başarısızlık. Grup 2'deki ikinciliğinden dolayı da AGF çıkıyor. Burada da hazır koşan, geçen hafta da tek önerdiğim 5 gün önce bir türlü kazanamayan 3 nolu Safkan, Tur Demirkır. Ya bir zahmet ya, şu kaliteyle şu grubu geçemiyorsanız artık. Lafım kalmıyor böyle atları. Yani tek olması çok çok muhtemel bir Safkan. 3 Tur Demirkır. AGF'si 4 Azmin Zaferi kilo tutmuyor ama o da kaliteli tabii. Yazılırsa yeterli olabilir. Diğer atları beklemiyorum. Şarttan dolayı 3-4 eksik koşarlarsa diğer atlardan herhangi biri gelir. 63'te 1 de gelir. Koşamayan 2 yarış gören 2 de gelir. 5 de gelir Ahmet Çelikli. Alt grup atı tabi. Diğer atlar ben de hiç çıkmadılar. 3 ve 4'ün yanına rakip olmadılar. 3 tek zaten çıkan sonuç bu. 7. koşu handikap 15, handikap 2. 3'ü tek önerecektim ama 2'nin birincilik meydan yarışı çok rahat.
Ya atta da maşallah var. O yüzden kalite handikap puanı da verince handikapörler, aynı şekilde ben de bırakmak zorunda kaldım handikap 15'i. Hani normalde bu tip maiden çıkan ikinolu safkan ya da 3 handikap 15'e yazılmazlar. 3'ün geldi yani grup 2 son yarışı 0 çekti yer. Ki orada 0 çekmemiş, tutmuş atı zaten adamlar. Bu iki safkan bu gruptan çok çok farklı. 2 aradan etkilenmezse 3'e çok ciddi ve sert rakip olur. 1'i kazanır. 2-3-3-2. İkisinden de istemediğim koşu gelirse şayet. AGF takip ediniz arkadaşlar. Yani rahat yarış izleyelim. Beklemiyorum bakın bir numaralı safkan ama rahat yarış izleyelim AGF'siz olmaz diyorsanız da 1'e ekleyiniz. Ama 1, 2 ve 3'ün yanında şanslı olmaz. 2 ve 3 istediğimiz gibi koştuktan sonra bu kalitelerle, bu yarışlarla yani bir onların rakibi olamaz. Umarım kayba gitmez 2-3. Ciddi anlamda birlikte düşünmekte fayda var ve kazanırlar. 8. koşu şartlı 1. Burada da 2 tercihli jockey erken doğumlu favori plasaya binmiş. 1 ve 2. Hani az at geçelim derseniz 2 at yeterli olabilir. 1-2. Dişi atlar var. Mesafe biraz ters olsa da 7-8 AGF almışlar. Hani onlar o kadar AGF alıyorsa 3-4'ü 5'i de yazmam gerekir. 6 da pencere kalmış. Şartlı bir meydanlar böyle. Gene duyum, sinyal atınız, bilginiz varsa tabii ki değerlendiriniz. Yani genel anlamda gördüğüm yukarıda ilk koşudan biraz sürpriz. Buradan biraz favorinin gelme ihtimali yüksek oldu. 1-2. Yüksek ihtimalle bunlardan biri kazanacak. Diğer atlardan tuttuğunuz atlar arkadaşlar hiçbirine itiraz etmiyorum. Gördüğüm bu oldu. 9. ve son koşu şartlı 3. Mesafe 2400. Bir sahracan dişi safkan 2400'de erkek atlar arasında zorlanır. Kazanmaları çok zordur. Nadiren gelirler. Ancak Sahracan kanında kaizmert var. Bunu 2400 değil 4800 yapsanız dahi kaizmertleri hiçbir arabatı geçemiyor. O tehlike var bir nolu safkanda yoksa 4 nolu düldül bu gruba geçilmemesi gereken safkan olarak karşımda duruyor. 4. Kaizmert gene alır gider bunlar geçilmez derseniz Gökhan Kocakaya ile 1 yanına yazılacak safkan. Ama 4'ün tek olurluğunun yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Hani 6, 5 diğer atlar artık AGF almışlar. Ben de çıkmıyorlar. 4-1 arasında bir yarış görüyorum. 1 düşerse de 4 rahat bir yarış kazanması. Rahat demeyeyim ama bu yarışı kazanması gerekir. Bir de üzerinde Ahmet Çelik var. Bir de AGF değil. Biraz da lütfedecek tabi üzerinde çalışacak atın. Büyük jokeyimiz Ahmet Çelik. Şartlı 3'te inşallah başka bir şey düşünmez. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.